Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta Gladio saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Perinçek açıklamasında aralarında Vatan Partisi üyesi şair Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de yer aldığı 35 aydının bıraktıkları miras bilinçlerimize ve önümüzdeki görevlere ışık tutuyor ifadelerini kullandı. Hem Madımak'taki aydınlarımız ve sanatçılarımız hem de Başbağlar'daki o köy emekçilerimiz Gladio'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin yeraltı örgütü olan NATO'nun yeraltı örgütü olan Gladio'nun hedefi oldular. Şehitlerimiz onlar. 5 Temmuz 1993'te Kemaliye Başbağlar Köyü'nde PKK kurşunlarıyla katledilen 33 köylüyü de anan Perinçek, saldırıların ABD-İsrail merkezli Gladio tertibi olduğunu söyledi. Türkiye'nin milli devlet birikiminin etnik, mezhepsel bölünme planları ve kaos senaryolarını boşa çıkardığını gördük. Ancak Gladio tertipleri son bulmuş değildir. Madımak'taki ve Başbağlar'daki canlarımıza karşı sorumluyuz. ABD-İsrail merkezli tertipçilerin karşısında milli devletimizi zaaflardan kurtaracak, üretim devrimini yapacak, üreticilerin milli hükümetini kurmak görevimiz var. Vatan Partisi görevinin başındadır. Madımak'taki canlarımızın şiirlerini, türkülerini ve Başbağlar'da kaybettiğimiz köylülerimizin erdemlerini, özlemlerini yarına taşıyacağız.